TBMM eski başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi AK Partili Bülent Arınç, Haber Global'de Jülide Ateş'in sorularını yanıtladı. Jülide Ateş 15 Temmuz darbe girişiminin ardından geçmişte FETÖ'ye yakın olmakla eleştirilen Bülent Arınç'a herkesin cevabını merak ettiği soruyu sordu. Ateş'in FETÖcümüzsünüz sorusuna Bülent Arınç şöyle yanıt verdi: "Değilim. Bu bana yapılacak en kötü iftira olur. Çünkü bu sözü arkasından başkalarına sormanız da gerekir." Türkiye olimpiyatlarının hepsine katıldım. Meclis başkanı iken ödül de koydum. Bunların okullarına da gittim. Türkiye'nin aleyhine bir şey sezinlemedim. Benim söylediklerimi Binali Yıldırım, Bekir Bozdağ ve Recep Tayyip Erdoğan da söyledi. Herkes söyledi. Hiçbir istihbarat raporunda 15 Temmuz gibi notun gelmediği, MGK toplantılarına katılmış biri olarak söylüyorum. Eğer bizi aldatmışlarsa bu suç bizim değil. Sesseydik kafalarını ezerdik. Emniyet ve asker içindeki yapılanmadan zaman zaman bahsedildi. Ama 15 Temmuz gibi kalkışmadan kimse söz etmedi. O nedenle kendimi FETÖ'cü olarak görmüyorum. Arınç'ın en son geçtiğimiz ay Twitter hesabından infaz yasası ile ilgili yaptığı paylaşımında rahmetli üstadın dev eseri Reis Bey'den merhameti dinlemek ne güzel diyerek Necip Fazıl'ın Reis Bey adlı tiyatro oyunundaki bir tiradın olduğu eski bir Türk filmi sahnesini paylaştı. Arınç paylaşımının devamında ise Profesör Doktor Faruk Eremin bir ceza avukatının anıları kitabından alıntıladığı suçluyu kazıyın altından insan çıkar. Amaç suçludaki insanı değil, insandaki suçluyu yok etmektir. Bana öyle geliyor ki adalet yanıldığını anlayınca geri veremeyeceğini baştan almamalıdır sözlerini paylaştı. Bülent Arınç bu paylaşımın ardından büyük tepki çekti. En sert tepkiyi de AKP'li eski vekil Mehmet Metiner gösterdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Metiner, "Reis ne demişti? Acırsanız acınacak hale düşersiniz. Aynı merkezin adamları merhamet sömürüsü yaparak içerideki FETÖ'cüleri kurtarmak için sahnedeler yine. Gün 15 Temmuz ruhunu kuşanarak topyekün ses yükseltme günüdür. Kripto unsurları deşifre etme günüdür. Haydi bismillah." ifadeleriyle arınca sert tepki göstermişti.